UniTV'den herkese merhabalar, mutlu günler. Bugün Hatay Defne ilçesi Belediye Başkanı aday adayı Avukat Doktor Esat Güzel aramızda. Hoş geldiniz efendim. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ben Avukat Doktor Esat Güzel. Aslen Hatay Defneliyim. Aynı şekilde eşim de Defnelidir. İki de çocuğumuz var. Ben 5 yıl yurt dışında enerji lojistiğinde dünya lideri bir firmada 5 yıl yöneticilik yaptıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda 18 yıl bilfiil hizmette bulundum. Şu anda da bu tecrübe ve bilgimi Hatay ve özellikle Defne'nin yeniden ayağa kalkması, yeniden kalkması için hizmete talibim. Bu açıdan bu göreve talip oldum. Avukatlık unvanımın dışında aynı zamanda doktor unvanım akademisyenlikten geliyor. Üniversitelerde de doktor öğretim görevlisi unvanıyla da dersler verdim. Aday olmanızdaki en büyük faktör nedir? Aslında 6 Şubat depremi benim için bir milat oldu ve yaklaşık 30 yıldır yaşadığım Ankara'dan ayrılıp tekrar Hatay'a ve özellikle Defne'ye hizmette bulunmak için tekrar elimi taşın altına koymaya karar verdim. Ve bu noktada depremin hemen ilk gününden itibaren, ilk andan itibaren yardım organizasyonlarına, yardım koordinasyonlarına başladık. Mezunum ve mensup olduğum Yüksek Denizcilik Okulu ya da bugünkü adıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi malumlarınız olduğu üzere AFAD'dan ve devletten önce Hatay'a ilk yardım elini uzattı. Mersin'den Çevlik Limanı'na gönderilen yardımlar, İskenderun Limanı'na gönderilen iş makinelerinden tutun da kurtarma gemileri, araçlar ve yardım ekipmanlarının tamamında ulaştırmasının koordinasyonunda bilfiil aktif olarak görev aldım. Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkanı aday adayı olduğunuzu kamuoyuna ilan ettiniz. Başkan seçildiğiniz takdirde Defne Belediyesi için projeleriniz nelerdir? Öncelikle şu anda Defne'nin en önemli 5 tane temel sorunu var. Çünkü depremden yeni çıkan bir yer, yıkık bir yer. Burada ilk önce bir barınma sorununu, kalıcı barınma sorununu çözmemiz gerekiyor. Hali hazırda halen çok ilkel koşullarda, çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan bir halkımız var. Öncelikle bu kalıcı konutların bir an önce teslim edilmesi ve insanların bu konutlara geçmesi için doğrudan harekete geçeceğiz. Bunun dışında yıkılan ya da bozulan altyapıyı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Burada gerek ulaşım, gerek su, kanalizasyon ve gerekse enerji altyapısını kastediyoruz. Ulaştırma konusu benim zaten uzmanlık alanım. Doktoram deniz ulaştırması üzerine ve lojistik üzerine de akademik çalışmalarım var. Ve bu bilgi ve bir tecrübemizle Defne başta olmak üzere daha büyük ölçekte Hatay'ın ulaşım ağını ve ulaşım imkanlarının optimizasyonunu sağlayarak bunları hayata geçireceğiz. Aynı şekilde su ve elektrikle ilgili altyapıların yenilenmesi ve halkın kesintisiz bir şekilde bu hizmetlere erişmesi için altyapı yenilemesini yapacağız. Diğer taraftan sosyal belediyeciliğe yönelik faaliyetlerimiz olacak. Evet. Temel ihtiyaçları giderdikten sonra halkımızın sosyal anlamda gelişmesi ve kalkması için gerekli olan eğitim tesisleri, sosyal tesisler, aile yaşam merkezleri, spor merkezleri, yeşil alanlar, çocuk parkları bunların tamamını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Sayın Başkanım, çok güzel bir konuya değindiniz. Şu anda Hatay Defne, biliyorsunuz ki 6 Şubat deprem bölgesi. Deprem bölgesinde biliyorsunuz ki son itibariyle bir afet süreci yaşandı. Şu anki son durum nedir Defne ilçesinde? Sizden öğrenebilir miyiz? Çok güzel bir soru sordunuz. Deprem 6 Şubat tarihinde meydana geldi ve şu anda yaklaşık üzerinden 10 ay geçti. Aslında Defne'de olumlu anlamda değişen hiçbir şey yok. Vaat edilen konutlar hiçbir şekilde hazır değil. İlk başta başlayan yardımlar ve operasyonlar çok kısa süre içerisinde sonlandı. Bugün Defne'deki son durumu merak ediyorsanız tek kelimeyle aslında hiçbir şekilde bir şeyler düzelmedi. Seçime bağlıyor musunuz bu durumu? Muhakkak bunda bir etkisi var. Özellikle seçimden sonra oraya yönelik faaliyetler iyice yavaşladı ve şu anda halk kendi kaderine terk edilmiş durumda diyebiliriz. Son durumda iyileşme politikaları vardı biliyorsunuz. İyileştirme politikalarına karşı düşünceleriniz nelerdir? İyileştirme politikalarının altında
aslında tam aksine rezerv alan ve riskli alanlar ilan edilerek kişilerin özel mülkiyet haklarının ihlali tablosuyla karşı karşıyayız. Bunun dışında doğrudan halka dokunan hiçbir projeyi göremiyoruz. Özellikle merkezi yönetimden Defne halkı için herhangi bir iyileştirici bir faaliyet hali hazırda yok. İnşallah biz seçildiğimizde ve göreve başladığımızda bu tabloyu tersine değiştireceğiz ve Defne halkı için ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceğiz. Rant için değil, halk için, kentsel dönüşüm değil, yeşil dönüşüm vizyonu ile adaylarınızı kamuoyuna ilan ettiniz. Bu projeyi gerçekleştireceğinize inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyoruz. Bu arada buradaki yeşil dönüşümün üzerinde biraz konuşmak isterim. Tabii ki. Yeşil dönüşümde kastettiğimiz ağacın ya da doğanın yeşili değil. Burada Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in standartlarında tamamen emisyonun sıfır olduğu, enerji kaynaklarının yenilenebilir enerjiden temin edildiği, çevre ve atık döngüsünün minimize edildiği bir şehir proje planından bahsediyoruz. Ve Türkiye'de bu konuda bir örnek olacak. Diğer adaylar gibi biz de vaatlerimizi ve projelerimizi açıkladık. Ama burada asıl soru şu. Peki bu vaatleri nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu konudaki finansal kaynakları nasıl temin edeceksiniz? İşte burada bizim bilgi, tecrübe ve deneyimimiz farkını ortaya koyacak. Şöyle ki bugün özellikle deprem sonrası altyapıların yenilenmesi için ve çevreye yönelik projelerin desteklenmesi için birçok ulusal ve uluslararası fon var. Bunların bir kısmı hibe, bir kısmı kredi şeklinde yapılıyor. Bunlara bu kaynaklara erişmek için önemli olan projenizi doğru bir şekilde sunmanız. Ve bunun için biz gerekli akademik ve bilimsel destekleri almış durumdayız. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız hazır, projelerimiz hazır, kaybedecek zamanımız yok. Yurt dışında bulunduğum süre içerisinde modern şehirlerin altyapısını yerinde inceleme imkanı buldum. Bu projelerden uygun olanları Defne için uyarlayacağız. Bunun dışında 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve engelli bireylerimize yönelik sosyal projelerimiz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenen kadrosu ve yeni vizyonuna uygun olarak genç, dinamik ve doğumlu bir başkan adayı olarak bu göreve talibim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle UNU TV kanalımıza, UNU TV yayınımıza katıldığınız için, konuk olduğunuz için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Hatay'ın Defne ilçesi belediye başkan aday adaylarınızı kamuoyuna ilan ettiniz. Bu yolda size başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.